Cumhuriyet Meydanı'nda karayolu trafik haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Günü etkinliğinin açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali İbrahim Şahin, Samsun'daki trafiğin her geçen gün sorun olmaya başladığını söyledi. Dünyaya baktığımızda dünyadaki gelişmiş ülkeler özellikle trafik eğitimi konusunda çocukları daha okula gitmeden önce eğitiyorlar. Onlara gerekli bilgileri donatıyorlar. Aslında çocuklar anne babalarını eğitiyor. Özellikle emniyet kemeri takmayan anne babaları gördüklerinde çocuklar, ki artık bu Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı, çocuklar babalarının veya annelerinin araç kullanımına müsaade etmiyorlar. Bu aslında iyi bir gelişme. Dünyada trafik kurallarına uyan ülkeler, daha gelişmiş ülkeler, daha çağdaş ülkeler, hatta bazı ülkeler o denli işi ileriye götürdüler ki trafik lambalarını söndürdüler. Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise Türkiye'de her yıl meydana gelen trafik kazaları sonucunda binlerce insanımız hayatını kaybettiğini, on binlercesinin yaralandığını ya da sakat kaldığını söyledi. Her yıl ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonucunda binlerce insanımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi yaralanmakta veya sakat kalmakta. Milyarlarca liralık da maddi hasar meydana gelmektedir. Bu trafik kazalarının çok büyük bir bölümü trafik kurallarını önemsememenin ve uymamanın sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik kazalarının meydana gelmesinde etkili olan başlıca kural ihlalleri olarak aşırı hız, yakın takip, alkollü araç kullanmak, trafik ışıklarına ve işaretlerine uymamak, uykusuz ve yorgun bir şekilde araç kullanmak sayılabilir. Trafik kazalarını önleme derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran da trafik dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de giderek büyüyen, etkili ve acil önlemler alınarak çözümler bulunmasını gerektiren bir sorun haline gelmiştir dedi. Trafik dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de giderek büyüyen, etkili ve acil önlemler alınarak çözümler bulunmasını gerektiren bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle uluslararası 10 yıllık trafikte kalkınma eylem planı düzenlenmiştir. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği 1959 yılında kurulmuş olup Bakanlar Kurulu kararıyla Uluslararası Yol Güvenliği Teşkilatı'nın 1973 yılından beri üyesi ve aynı zamanda Uluslararası Eylem Projesi'nin ortağı olan bir sivil toplum kuruluşudur. Konuşmaların ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Vali İbrahim Şahin ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından okullar arası trafik konulu yarışmada birinci olan Sıla-Nur Ateş, Zor Değil Gözüm adlı şiirini okudu. Bütün yollar senin değildir gözüm. Acele ederek nereye gidersin? Kurala uymazsan kaza edersin. Standların açılışının ardından protokol üyeleriyle birlikte simülasyon aracında emniyet kemerinin uygulamalı olarak tanıtımı yapıldı.